Bundan sonra iyi hayat yaşamak istiyorsan, kaliteli bir yaşamın olmasını istiyorsan, hani hayat kalitesi var ya, yaşam kalitesini yükseltmek istiyorsan, ayarını 24 ayara çıkarmak istiyorsan, o zaman şu anda, şimdi bu videoyu izlerken sen doğru karar ver. Doğru karar verdikten sonra videonun sonunda harekete geç. Geleceğini belirleme senin elinde. Senin kararına bağlı. Geleceğinin iyi olmasını istiyorsan o zaman şimdi doğru kararlar vereceksin. Şimdi harekete geçeceksin. İyi olmasını istiyorsan şimdi okuduğun kitaplar, takıldığın arkadaşlar, seyrettiklerin, düşünce kalıpları, dil kalıpları, bakış açın geleceği belirliyor. Şimdi karar verip değiştirebilirsin. Peki bunu değiştirmek için ne yapmam lazım hocam? Karar verip harekete geçtikten sonra kendini geliştirmen lazım. Öğrenmeye açık olman lazım. İki günün bir olmamalı. Çünkü iki günün bir olursa ziyandasın, israftasın. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bununla ne anlıyoruz? Kendini geliştirmezsen, öğrenmeye açık olmazsan, merak olmazsa sende, keşfetmeyi sevmiyorsan, seni bazı şeyler şaşırtmıyorsa o zaman ilerleyemiyorsun demektir. Sen kendini geliştirmek için harekete geçmen lazım. Öğrenmeye açık olman lazım. Özetle şunu söyleyebilirim. Şu anki kazancından 10 kat daha fazla kazanç elde etmek istiyorsan, herkes de istiyor değil mi bunu? Ailesiyle daha huzurlu, mutlu olmak istiyorsan veya daha sağlıklı, daha dinç olmak istiyorsan, mesleğinde daha başarılı olmak istiyorsan, yani kariyeri yapmak istiyorsan, daha özgüvenli, kendinle daha barışık, gece yattığında rahat uyuyabilmek istiyorsan, o zaman şimdi hemen bu video esnasında karar ver. Sana bağlı. Şu anki davranışların önemli, şu anki düşüncelerin önemli, şu anki duyguların önemli geleceğin için. Bunu kolaylaştırmak için bir ödev vermek istiyorum. Ödev şu. 3 sene sonra nerede olmak istiyorsun? Bunu yaz. Kağıt kalem al eline yaz. 3 sene sonra finansal olarak şurada olmak istiyorum. Aile konusunda şurada olmak istiyorum. Sağlık konusunda daha dinç, daha sağlıklı, daha afiyetli olmak istiyorum. 3 sene sonra. Kişilik olarak daha özgüvenli, öz saygılı, öz değerli birisi olmak istiyorum. Bununla beraber mesleğimde şu yere gelmek istiyorum. Yani kariyeri yapmak istiyorum. Bu kadar maaş almak istiyorum veya bu kadar para kazanmak istiyorum. Bunları A4 kağıdına yaz. Hedeflerini yaz. 3 sene sonraki hedeflerini yaz. Bu arzuladığın hedeflere, 5 hedefe ulaşmak için ne yapmam lazım? Sor kendine bu soruyu. O arzuladığın hedefe ulaşmak için ne yapmam lazım? Hemen arkasında bunu yazabilirsin. Şu anki yaptığım davranışlarla bu arzuladığım hedeflere ulaşabilir miyim? Yani şu anda izlediğim negatif haberler beni bu arzuladığım hedefe götürür mü? Veya seyrettiğim bu dizilerle ben bu hedefe ulaşabilir miyim? Veya şu anda takıldığım şom ağzlı, muşmula suratlı, suratı mezar taşı gibi olan arkadaşlarımla takılmak ile ben bu arzuladığım hedeflere ulaşabilirim. Veya dinlediğim şu negatif şarkı ile ben bu arzuladığım hedefe ulaşabilirim. Kendine bu soruları sor. Dolayısıyla sen eğer iyi niyet ile bir karar aldıysan, niyet hayır, akıbet hayır çünkü, o zaman hemen eyleme geçeceksin. Hemen davranışına sergileyeceksin. Hemen tekbiri getireceksin. Yani elini kaldırıp başlayacaksın. Sevgili arkadaşlar, bu kötü davranış olan erteleme davranışı senin hayatında her alana, yani senin hayatında 1000 tane alan varsa bu 1000 tane hayatındaki bütün alanını zehirliyor. Yani senin hayatın zehirleniyor. Sen hayatını israf ediyorsun, sen hayatını zehirliyorsun, sen hayatını ziyan ediyorsun, ömrünü boşa tüketiyorsun. Herkes aya gidiyor, sen yaya kalıyorsun. Örneğin sen ticaret yapmak istiyorsun. Yani kendi işinin patronu olmak istiyorsun. Burada sorumluluk almamak için, fedakarlık yapmamak için erteliyorsun. Erteleyince bir türlü iş sahibi olamıyorsun. Yani senin ticaretini, senin bereketini, senin kötü davranışın olan erteleme davranışın
etkiliyor. Doğrudan senin finansal durumunu etkiliyor. Ondan sonra sen başkalarını suçlayarak ya bende niye finansal olarak güç yok? Neden ben zengin olamıyorum? Niye benim hayatımda bereket olmuyor? Başkalarını suçluyorsun bu sefer. Neden ben diye sorgulamaya başlıyorsun kendine. Ama yanlış soru soruyorsun. Bu kötü davranış olan erteleme rahatsızlığının asıl sebebi fedakarlık yapmamak. Bedel ödememek. Sorumluluk almamak. Tembellik. Bunun çatı bahanesi de uygun zamanı beklemek. Yani zamanı değil. Vakit gelmedi. Bugün git, yarın gel. Şimdi vakit ona uygun değil. Asıl çatı bahane bu sevgili arkadaşlar. Örneğin sen aile huzurunu arttırmak istiyorsun. Başarını arttırmak istiyorsun. Hayatına bereket katmak istiyorsun. Yani finansal olarak güçlenmek istiyorsun. Bunları yapabilmek için tabii şunu da biliyorsun artık. Kendini geliştirmen lazım. Kendini geliştirmen gerektiğini biliyorsun ama kendini geliştirmeyi erteliyorsun. Hocam şimdi vakti değil. Çocuğum dünyaya gelecek. İşte hanımın ateşi var. İşte kayınpederin dizi ağrıyor. Şu anda çok yoruluyorum. Şu anda çok yoğun çalışıyorum. Şu anda vaktim yok. Aile içerisinde sorunlar yaşıyorum diyerek sen erteliyorsun. Kendini teselli ediyorsun aslında. Bir çeşit de karşıdakini kandırmaya çalışıyorsun. Yani o eften püften bahanelerden dolayı ben kendimi geliştiremiyorum diyorsun ama istediğin şey ne? Daha fazla başarı, daha fazla huzur, daha fazla bereket, finansal olarak güçlenmek ve özgüvenini arttırmak istemene rağmen kavuşmak istediğin o yere gitmek için kendini geliştirmen gerekirken bahaneler üretiyorsun. Asıl o problemleri çözmek için şimdi hareket etmen lazım. Çünkü o problemlerin çözümü senin geliştirmene bağlı. Aslında şimdi hareket etmen lazım. Yani önüne fırsat gelmiş ve değerlendirmen gereken zaman şimdi. Yani erteleyemezsin. Erteledikçe o büyüyecek, o problemler büyüyecek. İlk önce küçük olan o yığıntı büyüyecek ve dağ gibi büyüyecek ve o problemlerin altında kalacaksın ileride. O yüzden şimdi problemler büyümeden, dağ gibi üzerine yığılmadan hareket etmen lazım. Şimdi sana bu kötü davranış olan erteleme davranışından kurtulmanın yollarını söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, erteleme probleminden kurtulmak istiyorsanız o zaman şu anda bir çözüm var. O çözüme odaklanın sevgili arkadaşlar. Bir kere çözüm şu. Farkındalık oluşturmak. Farkındalık nedir? Gerçeği öğrenmek. Gerçek nedir biliyor musun? Gerçek şu. Hiçbir zaman senin erteleyecek bahaneler tükenmeyecek. Her zaman bir bahane çıkacak karşına. Her zaman bir mazeretin olacak. Yani şimdi hanımının ateşi olduğundan dolayı başlayamıyorsun. Bir ay sonra başlamak istiyorsun. Bir ay sonra başka bir problem çıkacak karşına. Sürekli o problemler devam edecek. Yani bahaneler, mazeretler devam edecek. Bir kere bu gerçeği kabul et. Yani sen o mazeretlerin, o bahanelerin bitmesini bekleyene kadar zaten ömrün tükenecek. Bir kere bunu bil. Gerçeği bu. Problemler bitmiyor. Sadece problemler büyümemesi için sen hemen harekete geçmen lazım. Sen hareket etmezsen problemler büyüyor ve ömrünü tüketiyorsun. Ömür tükeniyor, zaman ilerliyor. Çünkü sen 1000 sene yaşamayacaksın. Senin belli bir zamanın var, yaşama zamanı var, bir vaktin var. Bu vakit içerisinde önüne fırsat geldiğinde değerlendireceksin. Sen hareket etmezsen boşa zaman geçecek ve problem çözmediğin problem büyüyecek. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem, ölen hep ihtiyar mı? Yani hayatına yansıtıyorsan eğer, uyguluyorsan sen bilge insansın. Dolayısıyla biliyorum kelimesini hayatından çıkar. Bu ikinci madde. Üçüncüsü merak et. Keşfetme duygusu başlasın sende. Hani 3 yaşında 5 yaşında çocuklar var ya böyle merak ederler. Keşfetmeye çalış. Anlamaya çalış. Merak et. Televizyonun karşısına geçip haberleri merak etmeyi demiyorum. Veya pembe diziler var ya arkası yarın. Acaba dizinin sonunda ne olacak? Bundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bunları zaten hayatınızdan çıkarmanız lazım. Konfor alanından çıkmak istiyorsanız zaten hayatınızda televizyon olmamalı, haberler olmamalı, diziler olmamalı. Zaten o zaman konfor alanından çıkamazsınız. Eğer bunları hayatınızdan çıkarmazsan. Yani neymiş üçüncü madde? Merak duygusu, keşfetme duygusu tekrar başlasın sende. Dördüncüsüne gelelim. Geçmişi geçmişte bırak. Onların yaşanması gerekiyordu. Onlar olmasaydı o başarılar veya haksızlıklar
veya orada yaşadığın olumsuzluklar eğer olmasaydı şimdiki sen olmazdın. Onların olması gerekiyordu. O yüzden geçmişi geçmişte bırakacaksın. Benim programıma katılan insanlara şunu söylüyorum. Sen eğer bu programa katılmak istiyorsan geçmişini bana anlatma. Geleceğini, vizyonunu, hedefini anlat bana. Ki ben senin ne olduğunu, kim olduğunu göreyim. O yüzden şu cümleyi de yazabilirsiniz. Söyle bana hedefini, vizyonunu, ben sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla geçmişi bir kenara bırak, hedefine odaklan, vizyonuna odaklan ve o tarafa doğru ilerlerken zaten yüzündeki kırışıklıklar gidecek, ruhun gençleşecek, gönlün gençleşecek, beynin gençleşecek, bedenin gençleşecek. Ve sana ihtiyacın olan o hormonlar gelmeye başlayacak. Bu işte gençlik iksiri sevgili arkadaşlar. Kendi üzerinde çalışmalar yap. Ne oldu ki ben bunu yaşıyorum? Ne yaptım? Hangi kusurum ve eksiğim var ki ben bunları yaşıyorum? Neyin bedelini ödüyorum acaba diye sorgulaman gerekiyor suçlamadan. Ve eğer o eksiğini, o gelişmesi gereken o davranışı geliştirirsen, yani o eksiğini tamamlarsan, yani o ayak bağından kurtulursan, yani geliştirilmesi gereken bazı sendeki yetenekleri geliştirirsen ve keşfetmediğin yetenekleri keşfederek o içindeki aslanı uyandırırsan, işte hemen arkasından başarı geliyor. Hemen arkasından huzur, mutluluk ve bereket geliyor. Seni kısıtlayan o negatif düşünce kalıpları kalmıyor. Çünkü artık sen zift tarafına bakmıyorsun, olumlu tarafına bakıyorsun. Çareleri görmeye başlıyorsun. Devamlı ilham akıyor oradan, güzellikler akıyor. Önüne bir problem geldiği zaman hemen çözümü de geliyor. Çünkü sen sağ tarafına bakıyorsun, güzel tarafa bakıyorsun. Oradan devamlı akıyor, bilgi akıyor. Feraset diyorlar ona sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla artık zift tarafına değil, kanalizasyon tarafına değil, artık sağ tarafa bakmaya başla. Güzel tarafa bakmaya başla. İlham kapısına bak. Kapılar açılsın. Fetih kapıları açılsın. Ama o sana bağlı. Sen ayırabilirsen oluyor o. Sen ayırırsan bu benim cümlelerim değil. Bu iç ses, bu vesvese sadece dışarıdaki insanların bana söylediği cümlelerin tekrarı. Bana ait değil, benim cümlelerim değil diye arana bir mesafe koyarsan o zaman düzelmeler başlıyor zaten. Yani şu dünyada biraz önce dediğim gibi birisi başardıysa, birisi huzura kavuştuysa, muvaffak olduysa, bolluğa, berekete kavuştuysa sen de yapabilirsin. Senin bir farkın yok ki. Şu gerçeği de söylemek istiyorum. Şu dünyada birisi bir bardak su içerken boğulduysa eğer, su içerken boğulduğunu düşün. Sanki ana akım medya 8 milyar insan su içerken boğulacak diye korku pompalıyor. Sanki o bir kişinin yaşadığı sorunu 8 milyar da yaşayacak gibi genelliyorlar. Sen orayı dinlersen, oraya odaklanırsan, ana akım medyanın pompaladığı korkuya odaklanırsan yine aynı hikaye. Yine olumsuz tarafa bakmış oluyorsun. Yine kanalizasyon, zift tarafına bakıyorsun. Yine olumsuz görmeye başlıyorsun. O yüzden sen artık şu söylediklerimi ciddiye al, hayatına yansıt ve harekete geç. Kararını ver ve kendini tanımak için adımlar at. Kendini tanımaya başla. Kendini bil ki hayatın ziyan olmasın, ömrün zayi olmasın. İsraf etme. Hazreti Ali demiş ki mezarlıktan geçerken, şu gördüğünüz mezarlıkta o kadar sermaye var ki hayatta hiç kullanılmadan göçen kabiliyetler var, sermayeler var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sendeki o güzel cevher, içindeki o pırlanta, onu hayatına yansıt. Onu kullan. Kullan. İnsanlığa faydan olur. Kendine faydan olur. Onu kullanmadan göçmek işte en büyük zayiat, en büyük israf sevgili arkadaşlar. O yüzden her seferinde o cümleyi söylüyorum, hadis-i şerif söylüyorum. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Dolayısıyla artık bugünden itibaren harekete geçeceksin. Bu videonun sonunda sen neyi anlaman lazım? Ha, düşünmeyi azaltıyorum. Aldığım kararı gerçekleştirmek için hemen eyleme geçiyorum, harekete geçiyorum ve hedefime odaklanıyorum. Benim dikkatimi ne dizi, ne toksit arkadaş, ne haberler bozacak. Ben hedefime odaklanıyorum, hedefime doğru ilerliyorum. Emin adımlarla bunu yapacaksın. Bu kadar. Eğer hayat kaliteni arttırmak istiyorsan bunları yapacaksın.
Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza mentörlük yapıyoruz. Onlara yol gösteriyoruz. Onlara rehberlik yapıyoruz. Onlara ne zaman sağa, ne zaman sola çevireceğini direksiyonu, ne zaman gaza basacaklarını onlara adım adım anlatıyoruz. Ve binlerce insana bu konularda yardımcı olduk. Bizim bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun, gönderiyorsun. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.